Merhaba arkadaşlar tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde e, link verme, bağlantılar verme e, üzerinde duracağız ve e, diğer arkadaşlar e, bu blogumuzun üzerindeki e, sayfalar nasıl oluşturulur bir hakkımda sayfası nasıl açarız bununla alakalı bilgiler vereceğiz ve diğer bu arayüzle alakalı detay etmesi gereken kısımlardan da kısmen bahsedeceğiz. Evet en son şeyde biliyorsunuz sosyal medya uygulamaları hit hit 120 sosyal medya uygulamaları blogspot.com adresi üzerinden bir yayınımız yapmıştık arkadaşlar şimdi bu yayınımız üzerinden devam edeyim buraya bir link vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bir bağlantı vermek istiyorum. Yani tıklandığında beni başka bir siteye götürsün istiyorum. Nasıl yapabilirim bunu? Oldukça basit arkadaşlar. Geldim. Yazımın en altına geldim. Fotoğrafını da hatta şu yanına tıklayıp en altına geldim. E, diyorum ki e, şöyle bir şey olsun. Haberin e, ori, orijinal orijinal metnine ulaşmak için tıklayınız dedim arkadaşlar. Şunu da şuradan sola alayım. Evet. Ne yapacağım? Haberin orijinal metnine ulaşmak için tıklayınız. Peki ne diyeyim? Şu tıklayınız kısmını seçiyorum arkadaşlar. Tıklanması gereken yer nereyse orayı seçtim. Ve şurada bakın fotoğraf ve video ekleme yanına hemen şey ne var? Bağlantı ekle veya kaldır şey var. Bağla diyorum arkadaşlar. Bağlantı. Bu bağlantı nedir arkadaşlar? Bir web adresidir. Nereye bağlanacağız? Süleyman Çetin ise iletişim arkadaşlar. Bağlanacağız. İletişim de haberin orijinali de şuydu. Ben şu linke gitmesini istiyorum. Bu sayfaya gelmesini istiyorum. O zaman adres çubuğunda şunu kopyalıyorum. Buradaki adresi seçtim. Tamamını seçtim kopyalıyorum veya Ctrl C ile arkadaşlar kopyaladım. Buraya da geliyorum Ctrl V veya yapıştır dedim. Hop HTTP iletişim vesaire vesaire döndü şeklinde geldi. Bu bağlantı test et dediğim zaman da bakalım açılıyor mu sayfada test edebilirsiniz. Evet oraya gidiyor. Güzel. O zaman buna burada bazı özellikler var. Nedir? Şu kısım bizim için önemli. Bu bağlantı yeni pencerede aç diyeceğim. Bu bağlantıyı buraya tıklamam gerekiyor. Niye? Eğer tıklamazsam arkadaşlar bu tıkladığı zaman haberin orijinal metnine tıklayınız kısmına tıkladığı zaman arkadaşlar benim sistemden çıkar ve link vermiş olduğum siteye gider. Oysa ben bunu istemiyorum. Niye istemem? Çünkü sistemde durma süresi artsın, hemen ayrılmasın sistemden. Aynı zamanda belki daha benim sistemde, blogumda bir şeyler yapacak belki başka bir şeyler arayacak. Dursun altta, kenarda bulunsun istiyorum. O yüzden kapatmasın benim siteyi, yeni siteyi açarken benimkinin yanına ek olarak yeni bir pencerede bunu açsın diyelim. şu kısımda işimiz yok. Bir de e-posta adresi seçeneği var. Onu da ikinci şeyde gösterelim. Bakınız. Haberin orjinal metnini ulaşmak için tıklayınız diyor. Şunu bir güncellediğim ve e, blogu görüntüle diyorum. Şunları kapatayım. En aşağı, ha devamını diyorum ve en aşağıya geldim. Nedir? Haberin orjinal metnini ulaşmak için tıklayınız diyor. Tıkladığım zaman arkadaşlar, bakınız benim sistem hala açık. Yan tarafta böyle bir şey, böyle bir site e, yeniden açtı arkadaşlar. Tekrar tıklayayım. bakınız şurada şey görünüyor <laughs> e-mail şey nedir peki tekrar bloguma döndüm şuradan arkadaşlar bakın diyelim ki bana e-posta e atmak için tıklayınız dedim bu sefer de bana e-posta atmak için tıklayınız e-posta özel seçeceğim tıklayınız kısmını seçtim bağla diyorum e-posta adresini seçiyorum e-posta adresi nedir e, cingi et nokta TR Arkadaşlar bunu da benim işte, penceremiz artık o çok önemli değil şu an neyse dursun güncelle deyip Arkadaşlar e, blog yönte dediğim zaman arkadaşlar ne olacak? Tıkladığım zaman benim mail adresimi gönderecek. Ama bu maili doğrudan benim gmail, hotmail e kullandığım şey yapmıyor da bilgisayarda kullanmış olduğum bir mail gönderme programı varsa eğer onu açıyor arkadaşlar. Onun üzerinden bu işi yapıyor. Ee, keza şurada benim e, mail uygulamasını kullandığım için hotmail uygulamasını kullan şey yapıyorum. O e, geldi. Buradan e, hemen otomatik olarak ne dedi? Bakın kime? Mailing get arkadaşlar kimden benim işte adresimden e, konu olarak da e, neyse işte onu yazıyorum ve arkadaşlar bunu gönderiyorum. Bu işe yarıyor. Bu da bu işe yarıyor arkadaşlar. Ben de mail olduğu için size Outlook kurulu olabilir. Hiçbir şey kurulu olmayabilir. Outlook kuruluysa eğer otomatik olarak Outlook'ta size yönlendirecektir. Hiçbir şey kurulu değilse eğer bilgisayarınızdaki varsayılan mail programı hangisiyse onun kurulumuna sizi yönlendirir. Burada hesaplarınızı tanımlayın falan der. Burada da arkadaşlar bu linkleri şey yapmak bu, bu kadar. Basit. Ee, gelin tekrar yeni bir yayın yapalım ve e, şurada hem bu bağlantıları hem de e, diğer şeyleri test edelim. Tekrardan e, bir hatırlayalım. Bu sefer şu iletişim e Edutr'nin ed ed ikinci şeyini yapacağım arkadaşlar. Haberini tekrar e, kopyalıyorum. Kopyaladım. Başlık yayın başlığı nedir? Yapıştır diyeyim. Fakültemizde Taleser Akademisi tutuşma düzenlendi. Haberin metninde şundan aynen kopyaladım. Eğer olduğu gibi yapıştır dersem arkadaşlar, bu, bakın şu bolt kısımları falan bir şeyler de gelir. Geri al dedim. Düz metin olarak yapıştır dersem yani arkadaşlar, o zaman burada doğrudan blog, bloggerın kendi fontu, puntosu vesaire her neyse dümdüz o şekilde gelir arkadaşlar. Varsayılan metin olarak gelir bir düzen olması için arkadaşlar ben her zaman buralara düz metin olarak yapıştırıyorum. Kaynak metni korumuyorum. Ben düz metin olarak burada yapıştırırken düz metin olarak yapıştır diyorum. Ki şimdi buradan bir şey kopyalarken buna göre işte başka bir sitem kopyalıyorken yapıştırsam onun formatına göre kopyaladığı zaman benim blogumda bir farklılık olacaktır. Yani bir yazıda başka bir şey, bir yazıda başka bir şey. Dolayısıyla hepsi tek bir düzen içerisinde olsun istediğim için buraya her zaman ben düz yazı olarak kopyalayacağım bir şey varsa mümkünse kopyalamayın arkadaşlar. Evet tekrar istersen bunları da yine e, kalın yapabilirim. RTS bölüm başkanı doçent doktor Vahit İlhan'ın bolt. Ondan sonra şu RTS bölüm başkanının kısmına gerek olmasın. Kudret Doğan Demir bolt. Ondan sonra Erhan Görgülü Arslan e, ve arkadaşlar şurada da diğer işte bunlarda ne olsun? Yasin Tunçel itelik yaptım. Murat Orhan'ı da itelik yaptım. Taylan Yıldırım'ı da itelik yaptım. Evet. Neyse yani diğer hocalarımız da artık kusura bak kusura bakmasınlar. Bu şekliyle yaptım. Peki buraya ne yapacağım? Resim ekleyeceğim. Ne yapayım? Geleyim. Benim sıklıkla kullanmış olduğum bir şey var. Pixabay veya Freepik. Buradan arkadaşlar diyorum ki ee, atölye ama ne diyeyim televizyon atölyesi diye bir şey yazdım. Bakalım ne çıkacak. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey çıkmadı. Evet. Medya diyeyim o zaman ben buraya doğrudan. Bakın medya ile alakalı bana görseller geldi. Ee, neydi bu bizim yazmış olduğumuz yazının içeriği? Biliyorsunuz ee, TRT Akademi genellikle burada kimler var? Haber, diksiyon, televizyon spikerliği, kamera çekim teknikleri falan diyor. O zaman gelin şuraya. E, Anchorman yazdım. Bakın. şeyi geldi. Şöyle bir. Sanki bu abi gelmiş gibi oluyor. Burada bu görüntüleniyor ama. Neyse bu olsun artık uzatmayalım. Bunu ne yapacağım? Alacağım. E, Ücret indirme şeyle tıklaya buradan indirebilirim. Ya da sağ tuşa basıp arkadaşlar farklı kaydet diyebilirim. Ücret indirme. Dediğim zaman buradan çözünürlüğü seçebiliyorum. Büyük çözünürlüklerle e, indirdiğimiz zaman da e, arkadaşlar web sitemizde biraz problem olabilir ama kalitesiz de yani çözünürlüğü kare kare olan şeyleri de e, kesinlikle seçmeyelim arkadaşlar. bunu ezbere iş yaptım. yeni geç, bana yeri geç, geçidin soruyor. Ben ışıkları e, seçmişim. Şuradan bunlar hep yeri geçidi. Sonraki diyelim. Beğenmedi beni. Şunları trafik lambasını da doğrula diyelim. Allah Allah. Trafik lambası tamam. Hı. Evet indir. Şurada benim resmimi indirdi. E, atıf gerekli değil diyor. Ama yani atıf yaparsan da güzel olur diyor. O zaman bunu e, kopyala ben arkadaşlar. Hem atıfın nasıl nereye yapılabileceğini göstereyim. Hem de arkadaşlar. Ee, resmimizi şuradan alalım. Bunu e, sevgili arkadaşlar ne yapacağım ben? Şu İndirilenler. Şunu kestim. Ve bloguma yüklüyorum. Evet. Şu anda burada. Geldim tekrar bloguma. Diyorum ki şuraya baş kısma geldim. Ee, ne yapacağım? Resim ekle. Diyorum yükle diyeceğim. nereden buradan yükleyeceğim ee, şimdi bu fotoğrafın boyutu oldukça büyük arkadaşlar 1900 şey bakalım ne kadar ha gerçi 300 kilobaytmış. bu düşük bir şey ama benim e, yükleyeceğim alan çok e, küçük olduğu için neticede arkadaşlar bakınız e, şuradan da iptal diyeyim. E, Neydi bizim adı? Hitsboxspot.com Yani benim şeyimin kısmı şu kadar bende gösteriyor. Eğer bu iş, yani tamam kalitesiz olmasın küçük de olmasın çöz, kare kare olmasın ama hani çok da yer istif şey yapmasın derseniz Photoscape uygulaması var. Bunu e, <laughs> anlatmıştım. Ama e, tekrar ne yapabilirsiniz? Photoscape ee, ücretsizdir arkadaşlar. Free Photo Editing Software diye. Buradan girersiniz. Buradan download, Free Download kısmından işte sistemine göre download edebilirsiniz. Ee, Photoscape ben açtım. Ee, ve düzenleyici diyorum. Benim nerede indirilenler kısmında ee, bu bilgisayar nerede indirilenler indirilenler. Evet. Arkadaşlar burada blogun içerisindeyim. Bunu aldım. Yeniden boyutlandır deyip bunun şeyini 1980'de ben bunu biraz daha bakın 300.50 kilobayt'tan ben bunu 1280'e düşeyim şeyini kenarını bakalım ne kadar fark edecek kaydet diyorum farklı kaydet deyip ismini değiştiriyorduk hatırlıyorsunuz. Ee, RGS iletişim blok e, şöyle yapalım. Anchorman diyelim. Hatta bir diyelim. Başka başka gitmek gerekirse de eğer. Bakalım ne oldu? Ne kadar düştü? Ee, 205 kilobayte kadar düştü sevgili arkadaşlar yani 320'den 205 %30'luk bir şey sağlık hem de ne kadar yine o kadar da şeyden, kaliteden ödün vermeden bunu göstermek istedim hemen yeri gelmişken diye. Bazen oluyor buradan indiriyorsunuz 3 MB, 5 MB ciddi 4K şeyleri gerek yok websitenin 4K'ya, 2K'ya öyle görsellere gerek yok arkadaşlar. Yani özellikle yüklemiyorsanız hani yani bir blokta bir haber şey yapıyorsunuz. Onu yapacaksınız. Ki hiç gereği yok. E, Photoscape üzerinden onların şeylerini en azından Full HD'ye çekin. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız Full HD'ye çekin arkadaşlar. 1920 ve 1080'e çekin. çözünürlüğünü, Ebatını değiştirin. Yine JPEG olarak kaydedin. E, dolayısıyla e, yerden kazanmış olursunuz. Geldim şimdi. Şuradan resim ekle diyorum. Dosya seç diyeceğim. Benimki RGS iletişim enkırmendi. Açtım bunu. Ondan sonra seçilenleri ekle diyorum. Hop buraya geldi. Şunu da orijinal boyut dedim. Buraya da bunu e, getirsin bakalım. Çok büyük dersek biraz daha güzel olacak gibi. Tamamdır. Bu resmi de ekledim. Şimdi e, diyeceğim ki e, link atayım haberin orijinal metnine ulaşmak için tıklayınız. Tıklayınız kısmını seçiyorum. Ondan sonra bağla diyeceğim. Kendim otomatik olarak bir şey bağladı. Değiştir diyorum buradan. Web adresi. Nedir web adresi arkadaşlar? Benim bağlayacağım web adresi şurası. Burayı seçtim, kopyaladım. Web adres kısmına gelip yapıştırıyorum yeni bencil aç demeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani daha fazla bilgi edinin diyor. Evet onu ya siz de bakabilirsiniz. Evet. Yayına diyeceğim. Bir de e, neyi ek, ek unuttuk? Bakın etiketler. Bu şey neyle ilgili? Onu yayınladık ama hemen etiketlerini düzenleyelim. Eğer GS Üniversitesi İletişim Fakültesi. daha önce girmiş olduğum için hemen geldi. Ee, TRT Akademi ile ilgili bu. Ondan sonra burada bazı isimler var. Onlarla ilgili bir yazı. Onları ekleyebiliriz. Burada işte o şeyler arkadaşlar teker teker yazıyoruz. Tamamlandı diyelim. Hemen yayınlasın. Bunların geri kalan kısmı arkadaşlar ellemedim. Güncelle Ve artık e, nedir? Bakın tek yazı e, varken şimdi ne olacak? Ana sayfa artık iki yazı birden oldu. Eski yazıyı ne yaptı? Resmini küçülttü. Kenara koydu. Yeni yazıyı görseli, fotoğrafı büyük arkadaşlar. Ve burada şey de var. Tıkladığım zaman da ne yapıyor? E, haberin detayına giriyor. Yayın detayına giriyor. Tıkladığım zaman da beni atamış olduğum yere götürüyor. Evet. Buraya bir de video eklemek istersek ne yapıyorduk? Eklemek istemiş olduğumuz videoyu önce YouTube'a yüklüyoruz. Ardından yüklemiş olduğumuz adresi buluyoruz arkadaşlar. O adres üzerinden de linki veriyoruz. Ee, neydi? Erciyes ee, Üniversitesi İletişim Fakültesi diyelim. Evet. Evet. Ee, tanıtım filmini hadi onu açsın videomuzun adresi bu olduğunu farz edelim ne yapıyorum bunu kopyalıyorum geldim e, bloguma ve burada e, bununla alakalı olduğunu düşündüğüm videoyu arkadaşlar buraya ne yapacağım e, video ekle dedim YouTube'dan diyorum. Adresi şuraya yapıştırdım. Arıyorum. Seçebiliyor muyum henüz? Hayır. Ne yapacağım? Tıklayacağım. Önce bunu seçeceğim. Ondan sonra buraya seç deyip ekle deyip, ekleyebiliyorum. Ya şimdi bu videonun boyutu küçük. küçük. Bunu biraz ben büyütmek istiyorum derseniz eğer arkadaşlar artık bu kodlama kısmına, HTML kısmına tıklayıp arkadaşlar videonuzla alakalı olan şeyi bulmanız gerekiyor. Ki şu kısım şuradan itibaren başlıyor. Şurada bitiyor. Burada arkadaşlar bakınız, ebatları var 320 266. Bunu arkadaşlar buradan isterseniz 640'a e, ne diyelim işte 480 gibi. Biraz daha e, büyütebilirsiniz. O zaman ne oldu? Bu videonun ebatı büyüyor, siyahlar falan da şey oluyor. Veya da bakınız şunu Ctrl Z ile arkadaşlar e, geri alacağım. Pardon. Ee, şimdi ben F klavye kullandığım için şey oldu. Her şey sildi mi? Bir saniye, bunu kapat diyelim. Tamam diyorum. Evet, tekrar şuraya gelelim. Hı. Ee, videoyu ben başka türlü nasıl yükleyebilirim? Ebatını, boyutunu vesaire falan. Arkadaşlar, bakınız şuradan paylaş. Şeyine tıklayarak Burada da arkadaşlar e, Blogger'da veya Şu e, şeyde Yerleştir ha yerleştir boyutunu alıp arkadaşlar Evet bu şekilde şurayı kopyalayıp da 560 315 bakın burada da şey şu kısmı komple Şey yapıyorum Başlatmak istemiş olduğum bir saniye varsa eğer burada onu da seçip onu da şey yapabilirim e, Bunu arkadaşlar ne yapıyorum kopyaladım Şurayı kopyalayalım arkadaşlar. Kopyaladı zaten kendi otomatik olarak burayı seçiyor. Geliyorum şuraya. Bu kısım seçili. HTML kısmında kontrol V yapıyorum ve ee, nereye geldi? Nereyi? Şey yaptı. Hmm. Şu aşağıya göndereyim hadi. ...güncelle diyorum. Bakalım. Ne yapacak? Oluştur kısmına geldim. Bakınız aşağı kısma... ...otomatik olarak koydu. Ben bunu... E, ...araya koyacaktım. O zaman... ...HDML'e tekrar geliyorum. Bu e, şey yapmış olduğum... ...kısmı... E, ...ne diyelim... ...şunları... şuraları siliyorum arkadaşlar ve buraya tekrardan bu şeyi kopyala deyip oynatıcı kontrollerini göster deyip Ondan sonra buraya yapıştırıyorum şunu da siliyorum güncelle dedim ya benim böyle de bir kodlama bilgim yok ee, burada görüntü dediğim zaman bakalım ne olacak ama şöyle girdiğimiz zaman hop arada bu şeyi gösteriyor. Tıkladığımız zaman da buradan görebiliyoruz. Hatta ana şeye tıklarsak tık bizi YouTube'a gönderiyor. Evet bu da benim bisikletim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. <laughs> ben değil ama bisikletim oynadı. Ee, ne fayda sağlıyor videoyu buraya yani YouTube linki versem ben buraya link de verebilirdim tanıtı filmi seyretmek için tıklayayım ya konu alakalı şeyi seyretmek için tıklayabilirim link de verebilirim ama o zaman ne yapıyordu arkadaşlar hani belki oraya gidip benim şeyimi kapatma ihtimali var falan şu an bunu seyrederken benim blogum üzerine seyrediyor dolayısıyla blogum üzerinde geçirmiş olduğu vakit e, artıyor dolayısıyla bu benim Google'da taranırlığımı arttıran bir şey Google üzerinde fazla kullanıcıların fazla vakit geçirmiş olduğu şeyleri siteleri seviyor arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Tekrar şu blogu bir görüntüle diyelim. Şu an için arkadaşlar neyimiz var? Sosyal iki tane yayınımız var şu an için. Ama ben bir de ne yapmak istiyorum? Hakkımda diye bir sayfa açmak istiyorum. Hakkımda sayfası. Bir de ulaşım sayfası açmak istiyorum. O zaman ne yapmam lazım benim? Bakın sayfalar sekmesine gelmem gerekir. Tıklıyorum sayfaları. Hiç sayfam yok şu an için. Yeni sayfa diyeceğim ve diyorum ki e, hemen hakkımda dedim. E, hemen kendi hakkımda bir şeyler yazayım. Merhabalar. E, ben Mustafa Mustafa Cıngı Eee Erciyes Üniversitesi İletişim fakültesi e, halkla İlişkiler ve tanıtım bölümü e, öğretim elemanıyım diyeyim. E, bu blogu öğrencilerime e, örnek olması, daha doğrusu öğrencilerimle birlikte e, Hit 120, e, sosyal medya uygulamaları dersi kapsamında e, bu blogu önce birlikte e, çalışabilmek için açtım. E, eğer m, benimle irtibata geçmek isterseniz ya da bana ulaşmak isterseniz e, iletişim sayf, sayfamı tıklayınız. İletişim sayfama gidiniz. E, ya da e, buraya tıklayınız dedim arkadaşlar. Henüz iletişim sayfam yok. Onu da açacağım. Dolayısıyla buradan ona link vereceğim. Böyle sayfalar arasında bir şey geçeceğiz. Şimdi ne yaptık? Merhabalar ben Mustafa Cıngı. Ondan sonra buraya ne yapabilirim? Görsel ekleyebilirim. Bağlantı verebiliyorum. İşte şu merhabalar kısmını bold yapabilirim arkadaşlar. Ana ben HTML'de yazıyormuşum az evvel. <laughs> evet. Şunu geri al diyeyim. Aa. Evet, burada kodlama hiç şey yapmadan şurayı aynen Ctrl X ile e, kestim, Ctrl V ile yapıştırdım arkadaşlar, Q klavye göre. E, burada geldi. Şimdi burada da yine aynı şekilde fotoğraf, video vesaire bir sürü şey ekleyebilirim. E, buraya resim koyabilirim. Az evvel koymuş olduğum e, resmi buraya yine koyayım. Yakışıklı abi koyalım buraya. Ondan sonra şunu da ortalamasını kenara alsın. Merhabalar ben Mustafa Cıngı. İşte ee, dedim böyle işte çok sade e, gereğinden fazla yani olmaması gereken bir e, sadelikte arkadaşlar. E, şeyi açtım yani maksat bir şey yayınlamak hakkında bir şey olsun diye. arkadaşlar Bunu kaydet dersem yayınlamaz ama kaydediyor hatırlıyorsunuz. Sonradan düzeltmeye devam edebiliyorum. Yayınla dersem şu an yayınlamaya başlıyor. Şimdi ne olacak? Hakkımda diye bir sayfa çıktı. Güzel. Bir tane daha ben sayfa, ile ve iletişim sayfası demiştim. Onu da açayım. İkisini beraber yürüteyim. İletişim. Ee, bana ulaşmak için aşağıdaki e, ya şöyle diyebilirim. Bana aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz. Evet. Nedir? E, adresim işte Talas Kayseri. Siz bu adresi isterseniz verebilirsiniz. İsterseniz e-mail adresinizi buraya yazarsınız. E-mail adresi yazarken arkadaşlar e, size e, şunu tavsiye ederim. Bu et kısmını böyle yazmamanızı bu bir artık şey haline geldi. Böyle köşeli parantez açıp et at yani İngilizce et olarak okunduğu için bu şekilde yazmanızı tavsiye ederim. Niye? Çünkü e, m, yani tarandığı zaman bu sizin bu siteleriniz bir şekilde birileri tarafından taranıyor ve e, fazla size sıklıkla spam mail gönderiliyor size. Gerekli gerekse saçma sapan mailler gönderiliyor. E, yani doğrudan e-mail o yüzden vermeyin. Böyle belirtmeyin de şurada et e, işareti yerine e, bunu kullanın. E, böyle bir şey yapın. Veyahut da e-mail atmak için tıklayın deyin arkadaşlar. Ondan sonra şunu ben keseyim. E-mail göndermek için tıklayın deyip tıklama kısmını bağla diyorum. Az evvel göstermiştim. Değiştir. E-posta adresine gidecek bu. Hangi e-posta adresine? Buraya gidecek arkadaşlar. Evet. Hala da diyor ki bakın e eklerini tehlike hale getirebileceğini unutmayın diyor. Evet, e, bu burası önemli. O yüzden hani ben az evvelki e, yapmış olduğum e, köşeli parantez et şeyini kullanmayı daha uygun buluyorum. E, başka telefon verebilirsiniz. Artı 90 352 207 66 66 ee, tire 36109 mesela dahili numarasını atıyorum. Veyahut da buraya iletişim formu da ekleyebilirsiniz. Ee, iletişim formu eklemek Blogspot'ta biraz meseleli ama e, WordPress üzerinden rahat ekli formlar ekleyebiliyorsunuz. Yani maksat hasıl oldu yani. Şu an bir iletişim sayfası ekledim. Hatta buraya bir de e, görsel olması bakımından yine e, Google görsel üzerinden de şey yapabilirim. E, i̇letişim ee, ne yapabilirim? Mesela telefon deyip görseller kısmından hatta şöyle yapayım ben e, retro telefon diyeyim. Evet. Ee, şu, nedir? Telif hakkı olmayacak tarzda bir e, içerik. O yüzden Pixabay veya Freepik'ten almak e, mantıklı olurdu. Aa bu arada az evvel Freepik'ten almış olduğum şu görselin şeyini vermeyi unuttum. Eee keşke onda biraz sonra şu işi bitirelim. Şunu arkadaşlar aldım. Ne yapıyorum bunu farklı kaydet deyip ondan sonra kaydettim. Geldim sayfama şuraya bir fotoğraf ekle deyip yükle diyeceğim. Dosya seç diyorum. Geldi. Aç dedim. Ve bunu yüklemek istediğim için bunu seçiyorum. Seçilenleri ekle dedim. Evet, şunu da sol kısmı aldım. Yayınla diyorum arkadaşlar. Şu an benim iki tane sayfam var. Ne olması lazım? Bloguma tıkladığım zaman görünmesi lazım. Sağda solda bir yerde sayfalarımın görünmesi lazım. Görünmüyor arkadaşlar. Niye? Bu çünkü bizim şablonumuzda, tasarımımızda e, sayfaların görüntülenmesini engelleyen bir şey seçmemişiz. Yani e, görüntülenmesini sağlayan şey seçmemişiz. Ne yapmam lazım benim? Geliyorum arkadaşlar. Yerleşim kısmına geleceğim. E, bakınız yerleşim kısmında ne var? Sayfamızın üst kısmında sayfalar benim e, şu üst kısımda sayfalarımın gözükmesi lazım ama görünmüyor çünkü görüntülenme işareti görünmüyor arkadaşlar. Bakın başka da bir yerde var mı? Şunu tıklarsam eğer ha şunu düzenle diyoruz. Bunu arkadaşlar ana sayfa, iletişim, hakkımda. Bakın az evvel açmış olduğum iki şey de buraya geldi. İletişim hakkımda. Sırasını değiştireyim. Şu hakkımda'yı şöyle tutup sürükleyerek şu yukarıya al alıyorum arkadaşlar. Ee, ya da tam tersi işte aşağı sürükledik falan. Ana sayfa hakkında iletişim olarak sayfalar widget'ını göster sekmesini tıklamam lazım ki görünsün. Ondan sonra kaydet diyorum. Ve artık bakın o gözün önündeki e, çarpı işareti gitti. Artık görünebilir hale geldi. Bunlar nedir sevgili arkadaşlar? Bunlar e, Google'ın gadget diye adlandırdığı ee, şeyde ise arkadaşlar e, ne diyelim Wordpress'de ise eklenti ya da e, şab, sayfa yerleşim öğesi widget falan gibi adlandırılan e, şeyler. Şey, şeyler Buradan arkadaşlar bakın sağ, şey, sayfanızın sağına soluna mesela üst kısımda arama şeyi bakın görünüyor açık. Başlığımız görünüyor arkadaşlar açık. Ee, e posta takip edeceği görünmüyor o, o yüzden böyle bir şey yok ama bakın arama kısmı var. Ve sosyal mutlulama diye başlığımız görünüyor. Eğer ben bunu görünmesin desem ne olacak? E, şuradan bir göster şeyini kapatırsam o zaman arkadaşlar görünmez. E, ben bunu iptal diyorum Görünsün. E, henüz reklam vermedik. E, ama işte reklam alanını da ay ayarlayıp e, orayı e, şey yapabiliyorsunuz. E, reklam da verebiliyorsunuz arkadaşlar. E, ben bu dersimize reklam verme şeyini göstermeyeceğim. O, o özelliği koymayacağım. Siz dersin genelinde bu blogger üzerinden yapılan şeyler ve YouTube'un herhangi bir şeyde blogspot'a, blogger'a nasıl reklam eklenir şeyine bakıp girebilirsiniz. Niye ben reklam yiyorum? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz reklam gelir elde etmek için az çok sitenizin giren çıkan kişi sayısının yüksek olması lazım. Mesela 1 milyon kişi ayda yani ayda 1 milyon kişi gidip çıkıyorsa ve sizin reklamlarınız görüyorsa veya tıklıyorsa bir şeyler yapıyorsa falan o zaman buradan paralar kazanmaya başlarsınız ama e, yani bu işte 100 bin rakamı da fena bir rakam değildir ama e, çok fazla e, getirisi olmaz e, ama reklamlar reklam koymanın bir faydası var blogunuza arkadaşlar nedir o Google'ın e, Taramasını arttırırsınız yani Google orada reklam konduğu için bile Google reklamı koyduğunuz için arkadaşlar oraya o kısma e, Google tarafından taranmanız e, sıklaşır yoğunlaşır. Hemen taranırsınız. Hemen listelenirsiniz. Düzeltmelerinizi hemen şey yaparsınız. Art artık ticari bir ilişki oluyor. Bir de reklam şeyi, metrikleri falan çok sıkı ilişkiler bağlıyor. Bu kodlarla vesaire falan. Google sizi çok daha sık taramaya başlıyor. Dolayısıyla reklam vermenizin yani gelir olmasa bile Google'da sayfanız taranması için faydalı olduğunu söylemem mümkün. Popüler yayınlar zamanla oluşacak onlar gözüküyor. Blok kayıtları öne çıkan yayın falan. Bunların her birinde görünüyormuş. Sayfa gövdesi kısmında atıf geciti var bir de. Buna da arkadaşlar telif hakkı. Mesela bu sitenin tüm hakları Mustafa Cıngı'ya aittir gibi bir şey kaydet dersem evet bu da geldi. Düzenlemeyi kaydet diyorum. Evet. Yani onu düzenlemeyi kaydet demeyi unutmayalım arkadaşlar. Ne oldu şimdi ben yerleşim kısmında ne yaptım? E, sayfaları artık göster gözükmesi lazım. Bunun açtım artık görünür. Bir de en alt kısma atıf ekledim. E, bakalım nasıl oldu. Bloku görüntüle diyorum. Ne oldu? Bakın ana sayfa, hakkımda, iletişim. Hakkımda'ya tıklıyorum. Ne oldu? Merhaba ben Mustafa Cıngı falan diye. Bakın yayın kısımları aşağıda popüler yayınlar kısmında bakın görünüyor. Ee, i̇letişim kısmına baktığımız zaman da burada da evet şeyim görünüyor. Ee, yorumlar buradan girilebiliyor. Evet. Pekala. Ana sayfa bu şekliyle hakkımda. Şuraya link verecektik. Onu da verelim. Ondan sonra bu dersimize son noktayı koyalım. Geliyorum tekrar. Nereye arkadaşlar? Sayfalara. Bakınız sayfalar kısmı benim şurada üstte kısımda görünen kısım ana sayfa hakkımda iletişim kısmı sayfalar kısmı bu arada ana sayfa zaten e, yani bir linktir e, şeyde olduğumuz zaman şu ana sayfa tıklanıp gelsin ana sayfaya dönülebilsin diye yoksa böyle bir sayfa biz açmadık zaten kendi sayfamız ana sayfamız e, hakkımda kısmına yani sayfalara sayfalar kısmından giriyoruz ama kayıtlara arkadaşlar şu yazılara ise nereden kayıtlar kısmından giriyoruz bunu unutmayalım yani ya ben sayfamı niye bulamıyorum diyorsanız eğer büyük ihtimal kayıtlar kısmındasınızdır sayfa kısmına gelin ve burada arkadaşlar sayfanızı e, bulun hakkımda kısmına geldim düzenleye tıklıyorum veya hakkımdan üstüne tıklıyorum arkadaşlar e, nedir İletişim sayfama gidiniz ya da burayı tıklayınız demiş arkadaşlar şu burayı tıklayınız kısmını bu zaman seçtim bağla diyorum adresi nedir web adresi hmm, hemen geldim Şuradan iletişim şeyini seçtim. Bakın adresim bu. Adres çubuğunda kopyaladım. Blogger arkadaşlar bunu yapıştırıyorum. Yeni pencerede açsa da bu artık benim sistem olacağı için ama yine de yeni sekmede açsın. Ee, oturum süresini bu şekliyle daha uzatmış olabiliriz. Güncelle dedim arkadaşlar. Evet ve ne yapıyorum? Blogu görüntüle dedim. Böylelikle ne oldu? İletişime tekrar girdim. Pardon. Hakkında sayfasına giriyorum. Buraya tıklarınız deyince de ne yapıyor? Beni iletişime getiriyor. Bu arada gördüğünüz gibi iletişim olmuş. Niye öyle bir şey oldu acaba? Şunu çünkü büyük i ile yazarsak eğer bunu da bu temamız bunu destekleyecektir hakkımdayı da büyük yapalım madem öyle hepsi bir düzen içerisinde olsun güncelle dedim blogu görüntüle diyorum bakınız iletişim hakkımda e, gibi bu şekilde yapıyor hem bakın bir paylaşma şey de vermiş burada bunu ben sağlamamıştım blog kendi otomatik olarak bu temada e, var arkadaşlar e, şu baktığımız zaman sol tarafa arşivlemede iki tane artık yayın görünüyor Nisan 2002 tane yayın var etiketler kısmında da benim bu iki yayınımla beraber en çok işte şey yapmış olduğum etiketlerdi burada. Henüz iki tane etiket olduğu için Burada bu kadar etiket zaten hepsi burada ama daha böyle yüzlerce yayınız olsa arkadaşlar burada binlerce, on binlerce etiket olması çok saçma olacaktır. Görüntüyü çok ciddi bozacaktır. O yüzden ya bunu sınırlarsınız ya da kaldırırsınız. Etiketin kaldırmaktan ziyade arkadaşlar etiket bulut tarzında eklentiler yüklemek ya da buradaki limiti sınırlamak arkadaşlar etiketler ayarlardan, şablondaki ayarlardan bunları yapmanız mümkün olacak. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde e, tasarım ile alakalı e, yerlerden e, devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.